Esenlikler. Bu videoda Türkçülük ve ülkücülükten bahsetmek isterdim. Bu iki görüş arasındaki farklar nedir? MHP ve ülkücülük deyince neden birçok insan Türkçülük olarak algılamaktadır ki bu tam olarak doğru değildir. Ülkücü hareketin içinde Türkçüler olabilir fakat ülkücülük temelinde daha çok İslamcılık ve Neo-Osmanlıcılıktır, Türkçülük değildir. Türkçülük çok ideolojik sıfata sahiptir. Yani Galifçiler de Türkçüdür. Biz Milliyetçi Sosyalist Türkler de Türkçüyüz. Ondan sonra soldan yani sağdan da Türkçü olanlar var. Liberal Türkçüler de var. İslam'a dayalı da bir nevi Türkçülük var ki ben bunu biraz saçma görüyorum. Çünkü İslamcılık tamamen farklı bir olay. Etnik değil, dinsel bir olaydır. Ki bu görüşü doğrudan ülkücülük savunmaktadır. Yani ülkücülüğün esas amacı dünyaya İslam damgasını vurmak. Bu da Türkçülükte hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Türkçülük, Türkçe konuşan soyu Türk olanları birleştirme fikridir. Bu yönde belki de ülkücüler bunu da savunuyor fakat temel esasları İslam'dır. Ülkücü ocaklarına baktığımızda içinde Kürtleri de, Çerkezleri de, Çeçenleri de, Zazaları da görebilirsiniz ki bu da ülkücülerin etnik milliyetçi, ırkçı olmadığını, İslamcı olduğunu göstermektedir. Fakat Türkçülüğe baktığımız zaman Türkçülük doğrudan soyculuktur ve etnik kökene dayalı bir milliyetçiliktir. Yani ülkücülükle Türkçülük arasında esas fark budur. Fakat birçok insan bunu anlamıyor ve MHP deyince aklına Türkçülük geliyor. Fakat öyle değildir. Bunu görmek için son zamanlardaki MHP'nin ve ülkücü hareketin nasıl ikiye bölündüğünü gördük. Ülkücülerin bir bölümü AKP tarafına geçti, bir bölümü de muhalefet oldu. İşte AKP'ye geçenler Osmanlıcı, Neo-Osmanlıcı yani İslamcıdır. Muhalif olan ülkücüler de daha çok bana göre Türkçüdür. Ve eninde sonunda net olmayan bu ideolojinin içinde ciddi bir çatlak oluşmuştur. Çünkü Türkçülükle İslamcılık bir arada hiçbir şekilde barınamaz. Ya Türkçü olursun ya İslamcı olursun. Her ikisi bir arada olmaz. Çünkü İslam dinsel bir olaydır. Tamamen kendi değerlerini içeren, kendi hedeflerini ve kendi sistemine sahip olan ve değerleri tamamen Arap değerleri olan bir dindir ki bu da Türkçülükle hiçbir şekilde bağdaşamaz ve bir arada yürümez. Yani sen ya Türk değerlerini öne çıkaracaksın ya Arap değerlerini. Her ikisini birden olmuyor. Fakat milliyetçi sosyalizme gelince, milliyetçi sosyalizm tabii ki dinsel bir olay değildir. Etnik kökene dayalı bir sosyalizmdir. Burada daha çok bir ulus için sosyal devlet, sosyalizm demek ki bu da her türlü şekilde bağdaşmaktadır ve böyle bir ideoloji daha önce vardı. Fakat ben bu konuya şu an girmeyeyim. Daha önceki videolarda Türk milliyetçi sosyalizmin ne olduğunu ve genel olarak milliyetçi sosyalizmin ne olduğunu size anlatmıştım. İsterseniz konumuza devam edelim. Gerçi başka söyleyecek bir şey yok. Ülkücülüğün temeli dediğim gibi İslam'a dayanmaktadır. Türkçülük ise soyculuk ve İslam öncesi Türk değerlerine dayanmaktadır. Ve bu iki cephe arasında çatışma sürmektedir. Fikirsel ve bölünme vardır. Dediğim gibi İslamcı olan ülkücüler AKP tarafına gitmiştir. Türkçü olan ülkücüler de muhalefete çekilmiştir. Bu konuda başka söyleyecek bir şeyim yok. Eğer bu konuda sorularınız olursa sayfamıza
yorum veya mesaj olarak gönderebilirsiniz. Tekrar esenlikler, görüşmek üzere.